sayfaya gelen sorulardan. Bu çok beğendiğim bir soru. Yayınını yollamamış yazan kimse. Yok bilen biri varsa veya izleyince soruyu yollayan arkadaş yayında belirtirse iyi olur. Çok kaliteli bir soru. O yayına da ayrıca teşekkür ederiz. Şey diyor, bir inek bir ağaca 3 metre uzunluğundaki bir iple bağlandığında ulaşabildiği yerlerdeki otlar ineğe 9 gün yetmektedir. Şimdi gidiyoruz soruda. Ne gibi geliyor? Bir denklem kurma sorusu mu? Acaba işte besleneceği şeyi soracak bize ne? İpin uzunluğu kaç metre uzatılmalıdır ki ineğin ulaşabileceği yerlerdeki otlar ineğe 36 gün yetebilsin? Şimdi bir inek var ki ben çizemem genelde ama işte şöyle bir inek var. Şu ayakları falan. Bu ineğe otlanıyor, bir ağaca bağlı. İple ağaca bağlı. Şimdi diyor ki bu inek otlanırken 3 metre uzunluğundayken ip, şu ip 3 metre uzunluğundayken ulaşabildiği yerlerdeki otlar ineğe 9 gün yetiyor. Şimdi inek ağaca bağlı şöyle dolanıyor ağacın etrafında. 3 metre uzunlukta ama ağacın etrafını dolanacak. Etrafındaki otları yiyecek. Yani ipin dolanmasını hesaba katmıyoruz. İdeal düşünüyoruz. İnek böyle 3 metre uzunluğundaki bölgede dolanabiliyor. Dolayısıyla ineğin yiyebildiği ot şu bölge. Bir daire. Tabii ağacın gövdesini de hesaba katmıyoruz. Onun da bir alanı var ama biz yani burada 3 metrelik alanı düşünüyoruz. 3 metrelik bir dairenin alanı nedir? Pi kareden. Pi kalsın böyle. R kare 9 pi. 3'ün karesi 9. 9 pi'lik alanda inek dolanabiliyor. Dolayısıyla buradaki otları yiyebiliyor. Şimdi bu ot ineğe 9 gün yetiyormuş. 9 pi'lik alandaki ot 9 gün yetiyormuş. Kolay olsun diye pi'ye 3 diyebiliriz. Yani 27 metrekarelik alandaki ot 9 gün yetiyormuş. Şimdi diyor ki kaç metre uzatırsak ineğe 36 gün yeter. 36 gün yetmesi için günün 4 katına çıktığı için şeyin de 4 katına çıkması lazım otlayabileceği alan. 27'yi 4 ile çarparsak 108 metrekare. Yani inek artık yeni modelde şöyle 108 metrekarelik bir alanda otlama yapması lazım. Bunu da öyle düşünelim. Peki 108 metrekare olması için pi kare 108 ise pi'yi 3 almıştık. Yine 3 alıyoruz. R buradan şu R kare 36 geldiği için R 6 oluyor. Yani artık yeni ipimin uzunluğu 6 metre olacak ki şu 6 metre. İnek bu 6 metrelik alanda dolanarak 108 metrekarelik alanda ot yiyebilsin. 3 metreydi. 3 metre daha uzatırsak 6 metre olur. Cevabımız E. Neden güzel bir soru? Çünkü bir geometri sorusunun tamamen yazılı bir metinden çıkmasına pek şey değiliz. Hani alışık değil aday. Dolayısıyla bir şaşırtma olabiliyor. Ama ne bir de niye kaliteli bir soru? Çünkü basit. Yani şunu sorsa herkes yapar. 3 metre. İşte şöyle. Bu alan işte 108 metrekare. İşte ikisinin toplamı. Öyleyse şurası soru işaretiyse herkes yapar. Ama bunu bir ineğin otlaması gibi görmek. Yani aslında şu şekle yukarıdan bakıp bunu modelliyor. Burada ne olabilir? Bir inek otluyor olabilir. İpini uzatacak diye bir somutlaştırma ki zaten ÖSYM'nin yeni mantığı bu. Çok güzel soruyu değiştirmiş. Umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde yani alanı düşünüyoruz. Alanı hesaba katarak pi kare formülünden yeni alanı buluyoruz. Oradan da uzatılacak ip miktarını buluyoruz.